efendiler, Orta Doğu'da Beyrut'tan sonra en büyük zina ve fuhuş merkezlerinden birisi de İran Şahı'nın idare ettiği İran'da, İran'ın baş şehri Tahran idi. Dünyanın en büyük dansözleri Tahran'daydı. En büyük fuhuş orada yapılıyordu. Adım başı gazinolar, diskotekler, fuhuş merkezleri açılmıştı. Bak orası da ne hale geldi. Orası da ne hale... Fuhşa hizmet eden, zinaya hizmet eden, rezalete hizmet eden, zulme hizmet eden İran Şahı dünyada sığınacak yer bulamıyor şimdi. İbret değil mi bu zalimlere? İbret değil mi şu hadise yahu? Fuhşu alkışlayan çağdaş medeniyettir diye Avrupa'nın diskoteklerini Müslüman İran topraklarına dolduran, Tahran'ı bir zina merkezi haline getiren İran Şahı'nın başına gelenler zalimleri uyandırmayacak mı? İkaz etmeyecek. Bak sığınacak yer bulamıyor dünyada. Kime kalmış bu dünya? Hangi şaha, hangi padişaha kalmış? Bu dünya hangi iktidara kalmış? Hangi hükümetlere kalmış bu dünya? Niçin ibret almıyorlar? Niçin ıslah ve İslam olmuyorlar? Niçin insanlığa hizmet etmiyorlar? Evet, zulüm ve fuhuş rezaletlerinin istila ve işgal ettiği memleketler batmakla karşı karşıya gelir. Şimdi gazetelerden duyuyoruz, İran Şahı'nın döneminde, zamanında yeryüzünde en çok tutulan bir dansöz varmış. Gazetelerden okuyup anlıyoruz, yoksa bizim bildiğimiz yok tabii. Dünyada milyarderlerin, milyonerlerin, trilyonerlerin, Orta Doğu ve bilmem ne zenginlerinin en çok seyrettiği, dans ederken seyrettiği bir dansöz varmış. Adına Şehnaz diyorlarmış. Şehnaz tabii İran'ı terk etmiş, kaçmış. Beyrut'a gitmiş, Beyrut'ta yıkılmış ki herkes can derdinde, herkes yıkılmış virane içinde, canının derdine düşmüş. Şimdi Türkiye'ye geliyormuş bu beynel milel fahişe bu dansöz. Türkiye diyormuş çok güzel, muazzam dansa, eğlence rağbet ediyorlar. Bir masada 100 bin yiyip zenginler gidiyor diyormuş. Türkiye'de mi karnaval şehri olacak? Türkiye'de mi bir fuhuş merkezi haline gelecek? İnşallah fırsat bulamayacaklar. İnşallah fuhşiyatın, küfrün, dalaletin, sapıklığın kökü bu memleketten kazanacak inşallah. Beynel milel rezaletler, beynel milel kepazelikler, beynel milel bütün fuhşiyat bu memlekette de tutunamayacak Allah'ın lütfuyla. Biz ilim peşindeyiz. Biz medeniyet diye bir sanayi, bu milletin açlarının doyurulmasını kastediyoruz. Bu milletin yoksullarının doyurulmasını istiyoruz. Bu milletin sefaletten kurtulmasını istiyoruz. Bu millette, bu milletin içinde aç halde, karnı aç iken yatağa kimsenin girmemesini istiyoruz. Biz medeniyet diye buna söylüyoruz. Çağdaş medeniyet diye buna denir. Yoksa bir takım alçak zenginlerin gece kulüplerinde ve gazinolarda çılgınca eğlenip bir gecede rezervasyona 100 bin lira yatırıp eğlenmesine, dansöz seyretmesine, şantöz oynatmasına biz medeniyet demiyoruz. Bize kimse medeniyet dedirtemez bunları. Aziz ve asil kardeşlerim, yıkılmadan, memleket parçalanmadan Allah aşkına uyanın. Lübnan gibi olmadan, Beyrut gibi olmadan Türkiye, Vietnam gibi parçalanmadan, bölünmeden, yıkılmadan, çökmeden uyanın, uyanın Allah aşkına uyanın. Bölünmeden, yıkılmadan uyanın. Siyasileri ikaz edin, matbuatı ikaz edin, esnafı, tüccarı ikaz edin. Çılgınca, vahşice, merhametsizce eğlenen, fuhşa ve rezalete para yatıran zenginleri ikaz edin. Tutun yakalarından, Allah'ın hesabını şimdiden sorun onlardan. Çökmeden uyanın. Çökmeden memleket çıkın. Kendinize gelin. Yoksa boşlukta kalırız. Yoksa uçurumda bekleriz. Yoksa mahvoluruz kardeşlerim. Medeniyet namına bir şey kalmamıştır. Vahşi bir medeniyet, bombalı ve silahlı bir medeniyet,
insana huzur değil terör veren, insana anarşi getiren, insanı kendi apartmanına mahkum eden, gece insanların sokağa çıkamadığı memlekete vallahi medeni memleket denmez. Köşeyi döndükten sonra hangi bir gavurun kurşunuyla öleceğinden endişe eden bir toplum, köşeyi döndükten sonra hangi teşkilatın kurşunuyla karşı karşıya geleceğinden endişe eden bir toplum, medeni toplum olamaz. Kandırmasın politikacılar bizi, kandırmasın dışarıdan gelenler bizi. Belediye otobüsüne bir semtten bir semte giden dolmuşlara, insan taşıyan dolmuşlara ve belediye otobüslerine namuslu bir kadının binemediği memleket medeni memleket değil. Var mı bir namuslu kadın binecek bu dolmuşlara? Öyle bir facia, öyle bir vahşi bir manzara görünümü var ki dolmuşlara, bizim insanlarımızı taşıyan dolmuşlara içeride nefes alamıyorsunuz vallahi, nefes alamıyorsunuz. Kıt kıta insanlar, üst üste insanlar, bu bizim insanların dolup taştığı dolmuşlara Avrupa'da vallahi hayvanları doldurmazlar içerisine. Ne medeniyeti bu? Çağdaş medeniyetmiş. Gel de sen benim anlat ayağımın altına bu lafları. Çağdaş medeniyet. Daha sen vatandaşına doğru dürüst evinden iş yerine götürüp getiremiyorsun. Ne medeniyeti bu? Hangi medeniyetten bahsediyorlar? Aziz kardeşlerim, işte bir memlekette İslam'ın ilerlediğini, İslam'ın geliştiğini, İslam potansiyelinin bir kuvvet ve kudret arz ettiğini anlamanız için camilere bakacaksınız. Bir Müslüman milletin camilerinde zenginler namaz kılıyorsa korkma, memleket çökmez. Bir Müslüman memleketin camilerinde amir, memur, emniyet genel müdürü, kaymakam, vali filan bunlar namaz kılmaya başlıyor ve namaza geliyorlarsa o memleket çökmez, korkmayın. İslam'ın ölçüsü budur. Dışarıdan bakıp hüküm vermeyesiniz. Bir memleketin gençliği camilere dolup taşıyor mu? İslam gelişiyor, korkmayın. Tam tersine bizde olduğu gibi gençler meyhanede, gençler eğlencedeyse, amiri memuru rüşvet peşinde, işlet peşindeyse vay milletin haline, vay şu memleketin haline. Zenginler efendim senet peşindeyse, fabrika hayalleriyle isyan ve anarşiyi körüklüyorsa, merhametsiz, meveddetsiz, muhabbetsiz, zalim, gaddar bir zengin sınıfı türemişse ve camilerde zenginlere rastlayamıyorsanız o memleket çökmüştür ve çökecektir. İslami açıdan ölçü budur. Mescitlere bakacaksınız, günde 5 vakit namaz camilerde hınca hınç cemaatlerle kılınıyor mu, kılınmıyor mu? Ölçünüz bu olacak. Elimizdeki vesikalardan öğreniyoruz. Şurada bir Süleymaniye camisi var biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman, hani muazzam bir hükümdar Osmanlı İslam Devleti'nin başında 46 sene hükümdarlık etmiş bir padişah. 46 yıl. Osmanlı padişahları dirayetlisi de var, dirayetsizi de var. Çeşit çeşit tabii, fıtrat icabı, kanuni dehşet, 46 yıl. Ve bilmem dikkatinizi çekti mi, biz tarihi vesikalardan öğreniyoruz. Osmanlı padişahları, Osmanlı devleti İslam devletiydi biliyorsunuz, anayasası Kur'an'dı. Kur'an'a dayanan bir devletti Osmanlı devleti biliyorsunuz tabii. Bu Osmanlı padişahlarının içinde hiçbir tanesi hacca gidememiş, hacı olamamıştı. Niçin? Bir tane hacı yok padişahlarda. Ne Fatih hacı olabilmiş, ne Yavuz Sultan Selim hacı olabilmiş, gitmemişler. Niçin, niçin? Kanuni Sultan hacı değil herif, hacca gitmemiş. Niçin hacı? Efendi, Şeyhülislamların fetvası var, İslam alimlerinin fetvası var. Demişler ki, padişahımız efendimiz, o günkü şartlara göre hacca gitmek için İstanbul'dan kalkacaksınız, 6 ay yaya yol yürüyeceksiniz. Bugünkü gibi uçakla 3 saatte Cidde'ye gidilmez o zaman.